Resulullah Aleyhisselam müşriklere muhalefet ederdi. Mesela Mekke'ye Medine'ye geldi Resulullah Aleyhisselam. Bir baktı ki Peygamber Efendimiz normalde saçını kısa keserdi. Resulullah saçını kısa keserdi. Ve saçının birazı uzun, birazı kısa yoktu. Alabuluz diyorlar ya. Onu Medine Yahudileri çocuklarını alabuluz kestirirlermiş. Birazı uzun, birazı kısa. Şimdi başını harita gibi çizdiriyor millet. Şurasında az bir şey uzattırıyor, şurasını kazıttırıyor, bilmem ne diyor. Kimden gördün, rüyanda mı gördün, nereden öğrendin böyle bir tıraş? Bundan ne olur ki? Yok öyle, ne olur ki demeyin. Kime benzerseniz ondan olacaksınız. Allah korusun. Tıraş adamın imanını harcar mı? Harcar. Muhalefet edin diyor Resulullah. Yahudilere ve Hristiyanlara muhalefet edin diyor. Aleyhissalatü vesselam. Kainatın sultanı, nebiler nebisi, değerli kardeşlerim, Mekke'de saçını kısa tutardı Resulullah. Öyle yani belki şartlar gereği, müşrikler şey bir adam, Medine'ye geldi ki Yahudiler de, Medine Yahudileri saçlarını kısa kestiriyorlar. Kısa tıraş. Resulullah saçını omuzlarına kadar indirdi. Peygamberimiz. Kaç yaşında Medine'ye geldiğinde? 53 yaşında. Bak bak. Omuzlarına kadar saçı uzadı Resulullah. Peygamber Efendimiz saç hastası mı? Haşa değil. Ne? Onlara muhalefet etmek. Onların yaptığının tersini yapmak. Bakınız İslam'da dost ve düşman kavramı diye Kahtani'nin eserinde diyor ki imamlar, bizim müştehit ehli sünnet büyüklerimiz, bir adam Hristiyanların haçını boynuna taksa, haç işareti var ya, boynuna taksa ve dese ki bak ne güzel oldu, nasıl yakıştı dese kafir olur diyor. Görüyor musun? Kafir olur diyor. Hristiyan serpuşunu, Hristiyan özel kıyafetini, papanın filan giyindiği var ya, onların kendi dinlerinin alameti. Papanın kavuğunu başına koysa bir Müslüman, nasıl yakıştı bak, gördün mü, nasıl karizmam oldu dese kafir olur. İslam'dan kopar o. Resulullah bu işi bu kadar ayırmış. Ha bunlara düşman olalım, kafasını mı koparalım? Yok öyle değil. Müslüman Müslüman gibi yaşasın, Hristiyan Hristiyan gibi yaşasın. Yani zorla Hristiyan'ın kafasına da sarık sarmayın. Öyle bir şey yok. Adam Hristiyan gibi yaşasın. Adam Yahudi gibi yaşasın. O kendi dinini yaşasın. Hesabını Allah'a verecek. Ama sen ona benzeme diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Lafı evip bükmemek lazım, biliyor musun? Bir de millet lafı başka yerden anlamaya çalışıyor. Yok diyor öyle değil, biz diyor bu kadar dar kafalı olamayız diyor. Ya kardeşim bu adamların sarık saranına rastladınız mı siz? Sana ne oluyor? Senin dinin aciz, senin dinin basit, senin dinin bozulmaya müsait bir din mi ki tutuyorsun onlara benziyorsun, o sana hiç benzemiyor. Hep modayı biz kafirden alıyoruz ama hiçbir Müslüman onlara örnek olmuyor. Niye? Bizim zayıf tarafımız mı var? Allah Resulü kabul etmiyor. Bakınız Resulullah Aleyhisselam'ın muhalefetine bakınız. Bir gün bir insan vefat etti. Müslüman bir insan. Resulullah da cenazeye katıldı. O zaman komşuluk icabı başka dinden olan insanlar da cenazeye taziyeye gelirlerdi. Bizim gibi camiden dağılmazlardı. Mezarlığa kadar gelirlerdi. Yahudilerden o ölenin komşusu, arkadaşı, belki iş ortağı, beraber iş yaptığı bir adam. Yahudi ile ticaret yapılır mı? Yapılır. Hristiyanla iş ortaklığı yapılır mı? Yapılır. Bunda bir engel yok. İmam-ı Azam'ın ortağı nihayetinde Müslüman değildi ilk dönem. İmam Ebu Hanife. Dolayısıyla din düşmanlığı yapana kadar yapılır. Bir adam İslam'a da düşmanlık yapıyorsa olmaz, o zaman biter. Dinine saygılı olacak. Senin dinine saygılı olacak. Resulullah Efendimiz mezarda cenaze defnedilirken o güne kadar diyor, hadis-i şerif çok açık. O güne kadar biz ayakta dururduk hep. Cenaze defnedilir.
cenazeden dağılıncaya kadar kimse oturmazdı. Hep ayakta. Peygamberimiz ayakta durunca sahabe Resulullah'a bakarmış. Başını kaşıyorsa başını kaşırmış sahabe. Resulullah'a öyle itaat edermiş. Sahabe peygamberimizi canı gibi seviyor. Fedakebi ve ümmi diyor ya, anam babam yoluna kurban ya Resulallah. Allah Resulü de ayakta dururmuş, Müslümanlar da ayakta dururmuş. O gün cenazeye bir Yahudi gelmiş, Medineli bir Yahudi. O ölenin cenazesine. Demiş ki, peygamberimize yaklaşmış. Ey Muhammed demiş, Müslümanların lideri, peygamberi. Siz demiş, cenazede niçin ayakta duruyorsunuz? Adama bakmış, sen kimsin? Ben buradanın Yahudilerindenim. Niçin soruyorsun demiş. Ya demiş, bizimle sizin ortak tarafınız var. Bak biz de cenazede hep ayakta dururuz demiş. Biz cenaze gömülünceye kadar oturmayız demiş. Biz Yahudiler, Medine Yahudileri ayakta dururuz demiş. Peygamber Efendimiz o anda cenazeye gelen insana derhal oturun dedi. Derhal oturun. Duyar duymaz. Ya bu cenaze gömülsün de bundan sonra bakarız demedi Hazreti Muhammed Mustafa. Duyduğu an Yahudilerin dinlerinde ayakta durmak onların dinine ait bir parçaysa biz onun tersini yaparız dedi Resulullah. Çünkü siz dininizi bozdunuz. Onlarla kavga etmez, onları öldürmez falan diye öyle değil. Ama onların dinini yaşamaz peygamberimiz. Hemen oturdu Resulullah ve Müslümanlar da oturdu. Hemen muhalefet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hadisi şerif mucize, bir mucize. Siz dedi, sizden öncekilerin dedi, yaptıklarını öyle takip edeceksiniz, öyle takip edeceksiniz ki, onlar bir kelerin deliğine girse, siz de gireceksiniz dedi. Keler ne? Kertenkele diyelim. Kertenkele yuvasına girse onlar, müşriklerin eski adetleri, siz de onlarla oraya girmeye çalışacaksınız. Müslümanlar, bu gece cuma gecesi, kelerin deliğinden çıkma vakti gelmedi. Gelin tevbe edelim. Yahudilerin ve Hristiyanların bize yedirdiği zehirlere tevbe edelim. Bugün kelerin deliğinden çıkalım ne olur. Sen söyledin ya Muhammed, biz işittik ve bu yanlışlarımızı terk ediyoruz ey Allah'ın Resulü. Bizim Noel'le işimiz olmaz. Bizim Hristiyan ve Yahudilerin, Budist ve Mecusilerin, ateist ve müşriklerin, puta tapıcıların dinleriyle, davranışlarıyla ilişkimiz olamaz ya Muhammed. Senin bize getirdiğin İslam bize yeter ya Resulallah diyerek tabi olmayı Rabbim nasip eylesin. Bakın Peygamber Efendimiz ne kadar muhalefet etmiş. Medine'ye gelmiş. Resulullah bir bakmış, lan millet bayrama gidiyor. Festival var. Hoppala zıppala oynuyorlar. Hoppala zıppala hopluyor hopluyor oynuyorlar. Resulullah dedi ki ne oldu? Müslümanlar dediler ki bugün bayram ya Resulallah. Ne bayramı dedi? Biz eskiden beri, ta eskiden beri, İslam öncesi, eskiden beri senenin iki günü vardır bizim en büyük bayramımız. Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah'tan gelen emirle dedi ki bugünden itibaren daha bu bayramlara gitmeyeceksiniz. Onların festivallerine, onların kutlamalarına gitmeyeceksiniz. Ya onların yerine Allah size iki tane çok güzel bayram verdi. Biri Kurban Bayramı, biri Ramazan Bayramı. Gördün mü muhalefeti? Allah Resulü bayramı ayırmış, bayramı. Niye? Yahudi gibi bayramını yapsın kardeşim, elleme adamı. Hristiyan gibi bayramını yapsın. Ama Müslüman da Müslüman gibi bayramını yapsın. Müslümanın Yahudi bayramıyla, Hristiyan bayramıyla ne işi var? Dolayısıyla Hazreti İbrahim peygambere bakın. Babası putperestti, puta tapardı. Kafirler, Nemrutlar egemendi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı bayrama çağırdılar, gitmedi. Hastayım dedi. Hasta değildi. Hastayım dedi. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Hazreti İbrahim'in hayatında söylediği üç yalan. Yalan peygambere yakışmaz.
Ben anlaşılsın diye söylüyorum. Yani hepsinin manası var. Hasta olmadığı halde hastayım dedi Hazreti İbrahim Aleyhisselam. İbrahim peygamber, yalan haram olduğu için peygamberler yalan söylemez. Daha sonra anlaşılıyor onun yalan olmadığı. Ama görünüşte yalan gibi görünüyor. Niye? Hasta değil, hastayım dedi İbrahim peygamber. Ne yönden hastayım dedi biliyor musunuz? Sizin dedi bayramınıza gidersen ben hasta olurum hakikaten. Müslümanı zehirler o. Kafirin bayramı Müslümanı hasta eder, anladınız mı? İbrahim peygamber yalan söylemedi yani. Hazreti İbrahim Aleyhisselam o gün bayrama gitmedi, ne yaptı? Putların boynunu kırdı. Puthaneye gitti, hepsinin kafasını kırdı baltayla. En büyük putun boynuna da baltayı taktı. İbrahim'in kapısına dayandılar Hazreti İbrahim peygamberimizin. Bunları sen mi yaptın dedi. 17 yaşında daha Hazreti İbrahim. Bunu yaptığında 17 yaşında. Putların kafayı gözü kırmış, dağıtmış. Bunları sen mi yaptın dedi. Yok dedi, ben bilmiyorum. Kim yaptı o zaman dedi. Baksana dedi. En büyük putun boynunda balta. Demek ki canını sıktı, kırdı bunların kafayı dedi. O yapmıştır dedi. İbrahim peygambere dedi ki dalga mı geçiyorsun aslanım sen bizimle? Hiç bu bunun kafasını kırabilir mi? Yerinden gımrayabilir mi bu? İbrahim peygamber dedi ki biri ahmak. Yerinden gımrayamıyor da bu kainatı nasıl yaratacak bu dedi. Buna ilah diye tapıyorsunuz. Kurban kesiyorsunuz. Taştan, odundan, elinizle yaptığınız putlara Allah diye tapıyorsunuz. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Hazreti İbrahim bayramlarına muhalefet etti. Allah bizi onların bayramlarına, festivallerine, eğlencelerine muhalefet etme İbrahim'i bir şuuru nasip eylesin.